Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kargo açıyoruz. Aslında bu videoyu daha önce çekecektim ve YouTube'a çekmeyecektim. Daha sonra fark ettim ki gerçekten saçma şeyler aldım. Ayrıca güzel şeyler de aldım. Ve ben hafta YouTube videosu çekmeye karar vermiştim biliyorsunuz. Ve bu sözümü tutmadan geçmek istemedim yani. O yüzden çekmek için çekiyorum birazcık da. Ben sözümün eriyim de birazcık. Yani rahat edemiyorum. Birkaç tane daha ürün siparişim vardı ama gelmediler. Aziz Allah. Ezan okunuyor, bir saniye. İlk kargomla başlamak istiyorum. 3 haftadır bekliyor ve gerçekten çok merak ediyorum. Bunları çekmek için gerçekten günleri sayıyorum. Şunun sesine bakın. Şunun sesine bakın. Yemin ederim asmır kanallarından daha asmırım. Şöyle açıyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum. Trendyol'da görmüştüm bu arada. İçine buz ve sütü koyuyorsun, dondurma yapıyormuş. Aşırı merak ettim gerçekten. Aslında çocuklar için bir şeymiş. Yani ben bunun fake olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi. Bence bu fake bir ürün gibi değil yani. Bir saniye. Oha, bu baya metal bir şey ve ben bunu çok ucuza aldım. Bir saniye, sen fakesin. Fake ol ki şey rating artsın. İlk o zaman bununla başlayalım. Hazırsanız. Açıyı değiştireceğim de birazdan. Şimdi dondurma yapıcımızın yapım aşamasına geldik. Gözlük takıyorum şu anda farkındaysanız. Çünkü hiçbir şey görmüyorum. Telefonu biraz uzağa koymam gerekiyordu. Ve ben gözlük kullanıyorum normalde. Şu an Harry Potter gibiyim yani, biliyor musun? Hiç konuşmak istemiyorum. Kendimi böyle hiç beğenmiyorum. Nasıl yapıldığını anlamadım. Çünkü kullanma kılavuzunda hiçbir şey yazmıyordu. Birazcık araştırdıktan sonra bu alt bölmesine tuz ve buz koymam gerekiyormuş. Sonra üstüne de işte nereye dondurma yapacağımı falan filan işte, o kadar. Kolay bir şey aslında. O zaman hazırsanız yapalım. Şöyle bir ürün. İçinde metal bir parça var. Burada da böyle bir parça var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Galiba buraya süt ve meyveleri koyacağız. Bu alt kısmına da buzlarımızı koyacağız. Alt kısmına tuz koymamız gerektiği söylendi. 2 kaşık tuz koyun demişlerdi. Birazcık da buz koyun demişlerdi. Tam bilmiyorum ama buz ve tuz sanırım reaksiyona giriyor ve kimyasal bir olay oluyor. Hiçbir fikrim yok. Benim fizik dersim çok kötüydü. Fazla koymuşum, bir saniye. Daha sonra bu hazneyi kapatıyoruz böyle. Bu haznede işte meyvedir, süttür, çikolatadır. Ben sadece sütlü yapacağım. Ben vanilyalı dondurmaları çok severim. Gerçek bir süt tadında dondurma yok. O küçük, uzun, ince bir dondurma vardı. Onun dışında yok ya. Bu videoyu sadece tek dostumla çekiyorum. Neyse. One Çok güldüm kendi esprime, neyse. Birazcık süt koyuyorum. Daha sonra bu kapıyı da kapatıyorum. Kapıyı kapatıyorum. Çok mal gibi hissediyorum kendimi, kusura bakmayın. Sonra da burayı da kapatıyoruz. Bir şey söyleyeceğim, beni yanlış anlamayın. Bu dondurma değil, sarı bir bok. Yani bu dondurmaya benzemiyor. Gerçekten sarı ishal renginde bir boka benziyor. Özür dilerim gerçekten. Ama yapan insanlar da hani dondurmaya benzer bir şey yapsaydınız. 3 dakika çalkalamamız gerekiyor. Dişlerim dondu. İçine meyve ya da aroma katsam daha güzel olurmuş. Sadece süt koyduğum için sadece süt tadı alıyorum. Ama bunun içine bir sürü farklı bir şey koyduğumuz zaman gerçekten güzel olabilir. Hatta bunun reels'ını çekeceğim. Ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Zaten Instagram'dan takip ediyorsunuzdur. Burada çok bir popülaritem yok yani. 10 üzerinden tam tamına 10 veriyorum. Gerçekten 20 TL'nin hakkını veriyorsun. Gelelim ikinci ürünümüze. Zaten açmıştım bunu, kusura bakmayın ama gerçekten merak ediyordum. Bu bir ısı bandı arkadaşlar. Ağrınız olduğu zaman işte ısı bandı koyarsınız ya, sıcak bir şeyle temas ettirirsiniz. Bu da onun için yarayan bir şey. Ama ben bunun için almadım. Yorumlarda ve açıklamasında kıyafetin üstüne yapıştırdığınız zaman sizi sıcak tuttuğunu söylüyor. Şu arkada da pakette de göründüğü gibi burada montun içine giymiş. Kadın böyle titriyor. Ve soğuk havalarda biliyorsunuz ki hava gerçekten çok soğuk. Şöyle paketini açalım o zaman. Fiu. Elimle dokunmam gerekiyor mu? Hani korkuyorum şu anda. Elimle dokunmak istemedim şu anda. Neden bilmiyorum. Sıcak hava kokuyor. Şaka şaka. Open diyor. Yani bu paketi de açmamız gerekiyor. Bunu açmamız gerekiyor mu? Ben korkuyorum. Anlamadım. Ben hiçbir şey anlamıyorum pek fazla. Okey, o zaman bunu dışarıda deneyelim. Bakalım gerçekten işe yarıyor mu? Şimdi dışarı çıktım ve hava gerçekten çok soğuk. Ya bunu denemek için gerçekten böyle mi çıkmam gerekiyordu bilmiyorum. Annemi çağırdım kamerayı mı tutsun diye. Annem kameraman olacak şimdi. Şimdi bunu dışarıda denemeye karar verdim. Annemi tripod olarak kullanıyorum. Birazcık kamera sallanıyor. Anne yukarı kaldır. Tamam öyle tut. Ha, tamam. Şimdi bunun paketini açıyorum. Ondan sonra... Anne oynatma artık şu kamerayı. Oynat diyor. Ne kadar mantıklı bir şey yapıyorum bilmiyorum şu anda. Böyle yapışkanlı bir şey ve bunu üstümüze yapıştırdığımız zaman bizi ısındırıyormuş. Tövbe ya. Ben bir sıcaklık alamıyorum şu anda. Bir saniye. 10 dakikadır falan böyle elimle sürtüyorum ısınsın diye ama pek bir işe yaradığı söylenemez. Yani bu ürün fake çıktı. Birazcık ısı var ama gerçekten anlamıyorum yani ısındırıyor mu ısındırmıyor mu. Annem yine kamerayı yanlış tutuyor, bir saniye. Yani bu havalarda bunu içime alıp
Isınır mıyım? Isınmam. Çok az bir ısı verdi. Bu ürün fake çıktı. Bunu beğenmedim. Atacağım çöpe. Bir şey söyleyeceğim. Birazcık ısındı bu arada. Ürünü birazcık bok ettik ama birazcık ısındı ve hani sıcaklığını hissedebiliyorum. En azından ellerim üşümüyor. Ve ben zaten böyle durduğum için zaten donuyorum da yani bunun içine üstüne bir mont giyerek de artık ısınabilirim bence. Birazcık ısındı bu arada. Ben içinde tuzumuz bir şeyler varmış pek anlamadım. 10 üzerinden 5 veriyorum. Birazcık saçma bir ürün. Fazla ısıtmıyor. Ben böyle 100 dereceye kadar çıkar diye düşünmüştüm. Artık böyle gezebilirim. Bay bay. Dondum eve geldim bu arada ve gerçekten birazcık ısındı. Ama çok az bir etkisi var. Neyse ben bunu daha sonra kullanırım okula giderken falan filan. Arkasını bantlayayım. Gelelim diğer aldığım ürünlere. Bunlar kıyafet arkadaşlar. İndirimdeyken aldım ve bunları da göstermek istiyorum. Konseptle pek bir alakası yok ama gösterecek ürünüm kalmadı çünkü kargo gelmedi hala. Ya bir hafta öncesinden birkaç tane daha şey sipariş vermiştim. Artık diğer videolara kalsın. İzlersiniz belki. Sümüğüm attı ya. 2 saniye dışarı çıktım, hasta oldum. Bu arada kanala abone değilseniz abone olun lütfen. Yani uzun videolar çekmeye çalışıyorum. Beğenmeyi de unutmayın, yorumu da atın yani. Bir arkadaşınıza falan gönderin. Şöyle paketini açalım. Tada! Böyle bir kürük aldım. Şimdi bunu deneyeceğim. İndirimdeyken aldım. Yoksa ben bu kadar para vermem yani. Hadi hemen bunu deneyelim. Ürüne bayıldım bu arada. Oha! Ne kadar parlak. Meklemor muyum ben ya? Aa, çok güzel oldu. Çok beğendim. Tabii ki bu kombinle olmadı ama ben bunu daha güzel kombinlerle Instagram'a fotoğraf atarım, reels atarım, bir sürü şey atarım. Şuna bakın. Küçük bir ayı yavrusu gibi. Gerçekten ayı yavrusuna benziyorum ve çok sıcak tutuyor. Az önce gösterdiğim sıcak tutan bir alet vardı ya. O mu dersiniz? Bu mu? Bu tabii ki de yani. Şuna baksanıza. En azından gerçekten üşümüyorum. Arkası da böyle. Çok beğendim. Bir sonraki ürüne geçelim. Bu da böyle etiket ya. Gelelim bir sonraki ürünümüze. Zara'dan böyle bir body almıştım. Tada! Bir de zebraya benziyorum. Ben bir ayıya benziyorum, bir zebraya benziyorum. Artık neye benzetirseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hani böyle giymeyeceğim zaten bunları. Hani böyle sadece dursun odamda. Hiçbir şey yapmayayım. Neyse gelin şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar geldim. Buna baksanıza ne kadar güzel gösteriyor vücudu. Tamamen sarıyor. Bir de ben tabii ki birazcık kaslı olduğum için yani birazcık ayrı yakışıyor. Kendimi övmeden duramıyorum. Aslan burcuyum yani ne yapayım? Ama çok beğendim ya. Şuna baksanız arkadaşlar çok güzeldi. İkisi bu arada o kadar uygundu ki. Tabii ki bu kombinle olmadı yine. Ben bunun için Instagram'da Reels çekeceğim. Ben bununla şimdi ne date'lere giderim. Bu kombinin üstünde şey olsun. Event'e gittim. Yani davete gittim bir kombin olsun. Diğerinde de ayı oldum kombin olsun. Bu arada sizin en beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlara yazabilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Ben sözümü tutuyorum bakın. Haftada bir video çekiyorum yani siz istediğiniz diye. Ama izleniyor izlenmiyor umurumda değil pek fazla ama hani sözümde durmak istiyorum açıkçası. Haftaya görüşmek üzere. Umarım video çekerim. Beni zorlayın arkadaşlar haftaya video gelsin diye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Haftaya görüşmek üzere.